Takvimler 2018 yılını gösterdiğinde telekomünikasyon şirketleri 5G teknolojisini test etmeye başladı. Bir tarafta heyecan fırtınası devam ediyordu ancak karşı taraftan da güçlü bir korku rüzgarı esmeye başladı. Bu durum 5G'yi teknoloji dünyasının en tartışmalı konularından biri haline getirdi. Peki sizi korkutuyor mu yoksa heyecanlandırıyor mu? Buna karar verebilmemiz ve 5G'nin hayatımızda neyi değiştirebileceğini görebilmemiz için önce 5G'nin ne olduğunu anlamamız gerekiyor. G harfi Generation, yani nesil kelimesini temsil ediyor. İnternetinizin hızı, ana ekranınızdaki sinyal çubuğunun hemen yanındaki 2G, 3G, 4G gibi göstergelerin sinyal gücüne, yani nesline bağlı. 1G analog ses iletti, yani cep telefonlarıyla konuşmamızı sağladı. 2G dijital sesi tanıttı, sesin iletiminde radyo sinyalleri analogken dijitale evrildi. 3G mobil verileri sundu, yani telefonlarımızdan internete girmeyi, mailleri okumayı, resim paylaşmayı sağladı. 4G ile mobil geniş bant çağı başladı. Multimedya ve internet hizmetlerinin fiyatı düştü, güvenlik arttı ve bulut sistemler hayatımıza girdi. Teknoloji dünyası için elbette bu da yeterli olmadı, 5G'nin çalışmalarına başlandı. 5G hali hazırda ABD, Güney Kore ve Çin gibi ülkelerde kullanılmaya başlandı ancak hala geliştirilme aşamasında. 5. nesil çok daha hızlı veri aktarımı, daha yüksek bağlantı yoğunluğu ve daha düşük gecikme süresi vaat ediyor. 5G'nin maksimum hızının 4G'den 35 kat daha hızlı olması planlanıyor. Bu durum cihazlar arası iletişimin süresini 1 milisaniyeye, yani saniyenin binde birine düşürüyor. Özetle 5G internetimizi çok hızlandırıyor, peki bu hız neler getiriyor? Yapay zeka ve nesnelerin interneti gibi veri yoğunluğu fazla teknolojiler yüksek hızda internete ihtiyaç duyuyor. 5G'nin hızıyla vaat ettiği şey ise bu teknolojilerin kamusal alanda daha fazla kullanılması. Bu durum sadece akıllı cihazların artmasını değil, şehirlerin de akıllanmasını sağlayacak. Örneğin yapay zeka, trafikteki tıkanıklığı mükemmel bir şekilde haritalayacak ve hafiflemesini sağlayacak. Internet of Things, yani nesnelerin interneti adeta yeni bir sanayi devriminin kapısını araladı. Artık fabrikalar tamamen otonom hareket edebilen araçlarla donatılacak ve sanayi üretiminde yeni bir çağın kapısı açılacak. Robotik cerrahi, tıp alanında 30 yıldan fazla bir süredir kullanılıyor. Ancak otonom aletler ve uzaktan ameliyatlar hala bebek adımlar atıyor. 5G, hekimlerin bu teknolojiyi kullanmasına ve ameliyatları binlerce kilometre öteden gerçekleştirmesine olanak tanıyacak. İnsanlar için nefes almak neyse, otonom araçlar ve insansız hava araçları için de hızlı veri o anlama geliyor. 5G'nin hızı ve gerçek zamanlı hesaplama yeteneği bu araçların diğer araçlara, insanlara, binalara ve sokak lambalarına bağlanabilmesini sağlayacak. Elbette eğlence dünyası da 5G'nin nimetlerinden faydalanacak. Sürükleyici sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik oyunları artık çok daha gerçekçi ve çok daha hızlı oynanabilecek. Tüm bu heyecanlandıran vaatlerin yanı sıra 5G çalışmaları ağır eleştirilerin de hedefinde. Öyle ki koronavirüs salgınından dahi 5G sorumlu tutuldu. Endişelerin altında yatan temel sorunsa radyasyon. Aslında teknolojinin adının geçtiği her yerde radyasyon konusu gündeme bir şekilde dahil oluyor. 5G teknolojisinde ise radyasyon düzeyinin çok daha ciddi noktalara ulaşacağı iddia ediliyor. Yüksek frekanslı radyo yayınlarını kullanan 5G'nin insan sağlığına zararlı olduğu savunuluyor. Dünyanın dört bir yanından yaklaşık 250 bilim insanı da 2019 yılında Birleşmiş Milletler ve Dünya Sağlık Örgütü'ne bir dilekçe gönderdi. Yayın antenlerinden gelen elektromanyetik radyo dalgalarının kanser riski oluşturduğu dile getirildi. Kanser dışında hücresel stres, genetik hastalıklar, üreme sistemlerinin işlevsel değişiklikleri, öğrenme ve hafıza açıkları, nörolojik bozukluklar ve insanların genel refahı üzerindeki olumsuz etkilere yer verildi. Ayrıca etkilenenlerin sadece insanlar olmadığı, bitki ve hayvanların da bu dalgalar nedeniyle zarar gördüğü açıklandı. Sağlık dışında 5G'nin eleştirildiği konulardan biri de güvenlik. ABD'deki Iowa Üniversitesi'nden araştırmacılar, 5G güvenliğinin yönetilmesinin çok daha karmaşık olacağını, şirketlerin buna hazır olmamasının ağır güvenlik sorunları oluşturacağını söylüyor. 5G sağladığı avantajlarla göz kamaştırıyor, ancak insan sağlığına ve çevreye olan etkisi de tartışılmaya devam edecek gibi gözüküyor.